Başladık mı abi? Başladık tamam. Ali'ye bile kullanırız. Ne oldu lan buna? Sana dedim 10 dakika önce çekerim diye. Bu çekimler benim için masraflı oldu. Niye masraflı oldu? Motosikletin arkasına bindi. Gölgelerimize bak abi. Olsun olsun, önemli değil, boş ver. Güzel girdi. Hadi devam. Sekodu Sakal kanalından herkese merhaba. Bugün ilk test sürüş deneyimimle ilgili YouTube videomu çekiyorum. Çok heyecanlıyım. Nedeni ise bu güzelle beraber olmamdan dolayı. Say she wanna slip, ooh, left me for some kid, ooh, now she on my dick, yeah, that bitch took my shit, ooh, say she wanna slip, ooh, left me for some kid, ooh, now she on my dick, yeah, OT nigga till I die, eating roti till I die, I got killers on my side, all these niggas wanna hide, call Tanisha, oh my god, call Shatisha, oh my god, make me Casa, oh my god, I'm a Chateau, oh my god. Niye bu güzel dedim? Çünkü bu güzelle bir hafta boyunca beraberdik. Ormana gittik. Şehir içi dolaştık. Deniz kenarı yaptık. Yani özel olabilecek her şeyi, her anı paylaştık. Dünyanın ilk adventure crossover motosikleti, scooter motosikleti. Kendisi tanıtım DTX 360. Kimco çok güzel bir motor yapmış. Heyecan duydum. Scooter'ı özlemişim. Doğan Trend Otomotiv'e, İlker İyici'ye, Kimco Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Bana bu imkanı sundular. Her şeyden önce beni çok etkiledi. Celal, seninle de beraberdik. Nasıl etkilediğini biliyorsun. Sen de etkilendin, itiraf et. Bu çekimler benim için masraflı oldu. Niye masraflı oldu? Celal kamera arkasında, beraber her yere gitme durumda kaldık. Onu doyurmak amaçlı. Bir yandan da çekime yardımcı olsun, bir yandan da aşk ezilmez. Beraber çekimleri yapalım derken Celal'e sermayeyi yükledik. O yönden dolayı çok böyle biraz şeyin dışına çıktık. Parasız çalışıyor ama çok iyi. Parasız çalışıyor ama karın tokluğunda daha masraf. Heyecan verici noktaları şu: ivmelenmesi, gazı açtığındaki o tepkisi, altının yerden yüksekliği. Hepsini tek tek bahsetmek isterim. Aklıma geldikçe anlatacağım. Lastiğin dişli olması. Ekranı zaten beni benden aldı. Öyle aldı ki gece ya bahane üreteyim de evden çıkayım, bir şöyle kadranı açtığımda ki o ekran karşıma gelsin, televizyon seyretmek yerine ben o ekrana bakarak hani şöyle bir gece sürüşü yapayım. Bunlara heyecan duydum, açık konuşayım yani, gerçekten güzeldi. Ben bir kere şeye, süspansiyonlarına inanamadım yani, o vibrasyon, o şey gayet güzeldi, tepkimeleri harikaydı. Hele iş içinde gittik, işe de gittik beraber, gezmeden hariç. O işe giderken, köprüyü geçerken, ikinci köprüyü kullandım. İnanır mısınız? Bir gazı verdikten sonra sollama yapayım diye ikinci gazı verdiğimde alet uçuyor gidiyor yani, inanılır gibi değil. Gece sürüşünde kadrandan ayrı farların görüntüsü, geceyi aydınlatması en önemli özellikleri. Rakipleriyle beraber karşılaştırdığımızda hepsini bir kenara koyun. Şu gidonun dize değmemesi müthiş bir şey. Boyum daha da yüksek olduğunu düşünelim, şuraya gelsin. Şu bambaşka. Başka ne anlatayım? Harika. Bagaj, ben biliyorsunuz arada bir çekimler falan yapıyorum. Bu çekimler esnasında bagaja o istediğim her şeyi koyabilme mutluluğu, o da çok güzel. Hani anlatabilecek, o koyacağım videolarda gösterebileceğim her türlü her şeyle farkına varacaksınız. Fazla teknik özellik anlatmayı beceremem. Daha yeni olduğu için de yani fazla ayrıntılı anlatamam. Ama
bu videonun altına yorumlar yazdığınızda, açıklama kısmında da belirttiğim özelliklerin haricinde soracağınız şeyler varsa onlara da rahatlıkla cevap verebilirim. Bunu tercih edecek kişiler şunu düşünmeli her şeyden öte. Şehir içindeki o kıvraklığı, ivmelenmesi, sollarken sizi yormadan torku açarak kendini göstermesi, bunların yanında diyelim ki hafta sonu arkadaşlarınızla bir yere gideceksiniz veya arkadaşlarınız adventure motor kullanıyorlar. Ben de katılayım istediniz. Vallahi atlayın gidin. Şile'nin orman yollarına girebilecek motorlarından bir tanesi. Ama scooter olsun, bir yandan da ben istediğim yere de girebileyim dediğiniz anda bu motosiklet gelin gidelim diyor beraber. Hadi buyur diyor, oraya da gelirim diyor. Benim için hiçbir sakıncası yok diyor. Fiyat konusunda güncel fiyatlar açısından bence siteye girip kendinizi inceleyin. Güncel fiyatlar, çünkü fiyatlar biliyorsunuz devamlı artıyor. Hani fiyat performans başka şeyler kıyasladığınızda sizi üzmeyecek, rahat ettirecek. Yine toparlıyorum. Diz mesafeniz, scooter'ın diğer scooter'lara nazaran daha iyi torkla hızlanabilme özelliği, sollamalardaki rahatlığı, sonra şehir içindeki unsurlarından hariç şehir dışında herhangi bir yere, toprak zemine girdiğinizdeki o gücü çok çok iyiydi. Baba Yiğit bir scooter yapmışlar. Kimco'ya gerçekten helal olsun diyorum. Harika bir scooter'dı. Güzel bir zaman geçirdik kendisiyle. Anlatacaklarım bunlardan ibaret. Daha kapsamlı, daha geniş, başka deneyimler edineceğim modellerle beraber sizlerle görüşürüz diyorum. Arkadaşlar şimdi bana teşekkür edecek. İyi izleyin. Evet. Burada bir dönüş yapayım dedim. Çünkü Celal sağ olsun her yere benimle geldi ve motoru teslim alırken, motoru bırakırken, çekimler esnasındaki bana yardımcı olduğu her konuda Celal'e çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarımıza. Belediye başkanlarımıza. Kısacası her şey için teşekkürler. Tamam, kesebiliriz. Got no drugs to make you no flip. You like the softest in the clip. You like a pistol just put out a clip. You ain't from the hood, you ain't get that out the mud. You ain't come up off them drugs and that's understood. Man, I wish these would toss them in the firewood. You ain't with the mob, nah, you ain't involved. You talking so cases get solved. You ain't making calls, nah, you never gon' ball. Cause you wanna see me fall. M.O.G. I'm spending bread from O3. And my outfit cost OG. This ain't cheap, I can't do nothing for free. I need like 50 of these, some like a G. I make sure my n***s eat, put n***s up on their feet. Don't reach, even though I keep the peace. I'll hit y'all this peace. Y'all really ain't getting no money, better get you some dough. Y'all really ain't getting no money, cause y'all chasing these. Y'all really ain't getting no money, yeah, we already know. Y'all really ain't getting no money, stop that flexing, you bro. Y'all really ain't putting up numbers, but who keeping the score? Y'all n***s way too funny, being broke ain't no joke. Made 100 from my show and spent that all on some clothes. Y'all really ain't no killers.